Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Minibüsten indim. Saat şu an 7. Köye geldim. Bakın şöyle köyün girişi. Şuraya oto yıkama açıldı. Böyle ana yolun kenarı. Çok da güzel oldu. Kendi sahipleri şuranın. Çok güzel oldu. Allah bol müşteri versin. Hayırlı işler versin. Böyle hani çok gelişen bir köy. Çünkü nasıl diyeyim, bir avuç köylü halkı kalmış ve diğerleri sürekli dışarıdan yer alıp, ev alıp, işte kiralayan hep öyle insanlar var. Hani İstanbul, Ankara, başka şehirdekiler hep burada gibi. Dediğim gibi azınlıkta kalmış köylüler. Pahalı bir köy, çok pahalı. Her zaman diyorum, soran arkadaşlar çok fazla. En aşağı kira 3-4 bin lira. En aşağı satılık 3 trilyon belki yoktur artık. 4-5 trilyon en aşağısı. Yani ufacık arsalar trilyonlar. Öyle bir köy işte burası. Daha da uçtu. Yani bir 6 aydır, 8 aydır inanılmaz fiyatlar uçtu. Böyle işte. Sabah ben de geldim işe. Şöyle markete doğru gidiyorum. Sen çok akıllısın bugün. Çok uslusun. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır oğlum? Bu masumluk ne? Aa. Günaydın oğluşum. Günaydın. Çok usluyuz bugün. Ha, anca fark ettik. Anca. Anca fark ettik. Hadi bakalım gel içeriye. Gel. İş yerine gittim. Sabah yapılması gerekenleri yaptım ama ışıklar yoktu arkadaşlar. 8.30'da geldi ışıklar. Kahvaltı yaptık o arada. Sonra sabah serinliğe gitmeden çıktım. Nereye geldim? Diloş'umuzun evine geldim arkadaşlar. Diloş'umuzun evine. Artık biliyorsunuz, hep diyorum, sabahları suluyorum. Çok nadir böyle yoğun olursam akşam neyinleri geliyorum. Ama sabahtan iyi oluyor. Diloş'umuzun bahçesine, evine geldim arkadaşlar. İnanır mısınız? Hiçbir eşyasının yerini değiştirmeme o kadar özen gösteriyorum ki. Hani böyle onun koyduğu şekilde duruyor birçok eşyası. Biliyorsunuz arada yıkadım, temizledim. Ama o eşyaların hep aynı şekilde koyuyordum ki. Hani hep onun eli hatırlayayım diye mesela. Bütün eşyaların yeni aynı. Onun koyduğu gibi duruyor arkadaşlarım. Çok nadirdir hani bir iki böyle eşyasını değiştirdim. Yok belki de yani. Hani belki bir şurayı düzenlerken ocağın olduğu yeri, şuradakileri temizleyip şuraya toparladım sadece. Ama öbürkülerin, her şeyin yeri aynı. Balkon sandalyesi, masası, kedinin mama tabağı bile, kedinin su kapları bile aynı yerde. Salıncağı, sandalyeleri, tabureleri hep aynı yerde. Koyduğu gibi hatırlayayım diye hiç dokunmuyorum hiç arkadaşlar. Yani şöyle baktığım zaman her şey Diloş'umu hatırlatıyor. Her şey Dilara'nın eli diyorum ya. İnanır mısınız?
O kadar güzel her şeyi yapmış ki, o kadar güzel düzenli, her şeysi çok düzenli. Rabbim nur içinde yatsın, nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun arkadaşlar. Her zaman size dediği, beni karşı mezarlığa gömün, beni köyüme gömün diye hep söylerdi videolarda. Evet. Buraya geliyorum böyle karşıdan. Bakıyorum, dua ediyorum. O kadar net görünüyor ki buradan. Rabbim mekanı cennet eylesin arkadaşlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten. Rabbimden gelen her zaman diyoruz başımızın üstüne. Ya o işte karşıdaki evinin karşısındaki mezarlığında. Hayat devam ediyor. Bir yandan ölümler, bir yandan doğumlar. Hayat sürekli devam etmek zorunda, devam da ediyor. Ya şu mesela bakın Begonvil. Bu Begonvil hastaneye ilk gittiği dönemlerde böyle kurumuş dalı, bakın küçücük böyle patlamaya başlamış. Bu Begonvil büyüdü, büyüdü, büyüdü. İlk çiçeğini arkadaşlar vefat ettiği gün açtı. Bu Begonvil ilk kez Dilaracığım vefat ettiğinde açtı. Ya böyle arkadaşlar. Neyse, çok duygulandığım zaman başım ağrıyor arkadaşlar. Onun için ben bir yandan suyu açayım. Kediciğime bakayım, nerelerde mamasını da koyayım hemen. Acıkmıştır o şimdi. Gideyim de önce mamayı getireyim. Kaba koyayım. Şimdi farkına varırsa benim geldiğimi bulunur gelir. Durmuyor, geziniyor. Bakın üzümleri bile ermeye başladı. Bakın. Ne kadar güzel oldu üzümleri. Burada siyah üzüm var. Öbür tarafta onu da göstereyim. Burada da böyle beyaz üzümleri ermeye başladı. Şuna bakın. Güzelliklerini görüyorsunuz değil mi? Pek güzel. Ya bunlar hep Dilara'mın eli. Hep. Bergamotlar da bakar mısınız? Kaç tane verdi bu sene? Erikleri öyle, şeftalileri öyle, hepsi verdi bakın. Ya Dilara'm, o kadar güzel düzen kurulmuş ki, o kadar güzel. Bakın, bunlar hep elinin koyduğu şekilde. Bu da dışarıda böyle lavabosu, dışarıda kullanacağı kapkacakları, her şeyi, her şeyi bahçeye ait her eşyası var. Şuradan kediciğimizin mamasını alayım da ilk önce mamamızı koyayım, ondan sonra işime bakayım.
Dişlerimi bitirdim arkadaşlar. Geldi geleli 2,5 saat olmuş şu an. 2,5 saat ne zaman geçmiş onu da bilmiyorum arkadaşlar. O çiçeği sula, bu ağacı sula, onu düzelt, bunu düzelt. Bahçede illaki böyle elime bir iki ot geliyor, onları söküyorum, atıyorum. 2,5 saat geçmiş bugün. Bitirdim çok şükür. Vanaları da kapatırım şimdi. Doğru çalıştığım bakkala arkadaşlar. Cırcır böcekler öttükçe insan sıcağı daha fark ediyor. İnanılmaz sıcak başladı. Böyle esinti var ama güneşte çok yapıyor. Zaten ben bu sene hiç dosdoğru denize gitmedik. Bir kere biliyorsunuz böyle bir saat falan. Hiç gitmedim ama görün kapkara oldum. Niye? Sürekli bahçede uğraşıyorum. Öğlen saati deniyorum, sabah saati deniyorum, akşam saati deniyorum biliyorsunuz. Böyle kısa kollu. Hiç yüzüm, elim yüzüm açık böyle kapkara oldum. İnanın ki hiç önemli değil. Sağlığımız olsun, böyle koşturalım, uğraşalım. O da yeterli arkadaşlar. Neyse ben gideyim. Mamayı koyayım tekrar oradan aşağıya bakkala. Dilara'mızın bahçesinden geldim arkadaşlar. Biraz dinlendim. Yemeğimiz var. Ayşe abla yemek göndermiş. Yanına ne yapıyorum? Biz acı biber deriz. Kokusu giren gönlüme kaçtı. Acı biber. Böyle kısacık olanları var, uzun uzun olanları var ama çok acı. Yani yerin yiyecek düzeyde değil, bizler yiyoruz. Bunu kızartıp böyle üzerine sarımsaklı yoğurt ekip yemeğin yanında yiyeceğim arkadaşlar. O kadar canım çekti ki acılı acılı. Buna domates sos da yapılabilir ama bunu sarımsaklı yoğurt yapacağım böyle. Oldu bir de neredeyse alayım. Acılı acılı sarımsaklı yoğurtlu pek güzel olur. Benim biberler cızbız. Oldu 2 dakikada. Bolca da yoğurt bunun üzerine şimdi gidip dökeyim. Oh mis gibi. Üzeri bol sarımsaklı yoğurtlu acı biber kızartmamızı yedik arkadaşlar. Yemeğin yanında o kadar güzeldi ki. Ama çok yemek yediriyor. Tavsiye mi edeyim etmeyeyim bilemedim. Çünkü çok iştah açıyor acı. Bahçe tarafına geçtim şöyle. Burası komple arkadaşlar domates, patlıcan bir sürü vardı. Bu sene sebzeler hiç iyi değil arkadaşlar. Bunlar bizim bakkal sahiplerinin diktiği yer. Şuradaki domatesler hep kurudu. Bakın kalanlar. Ne kadar sulasanız da burası mesela artezyen suyu. Hani kuyu suyu derler ya. Yeraltı suyundan sulanıyor. Bol su var, ona rağmen olmadı. Patlıcanlar, domatesler bakın hiç. Domateslerin şöyle kalanların budadılar ama yok. Bu sene hiç iyi değil. Biberler bile fazla dökmedi. Şöyle bakın arkadaşlar. Ne yapmak lazımdı bilemedik ki. Mesela hani sadece hayvan gübresi var. Belki de kimyasal gübre falan atılmadığından dolayı diye düşünüyorum. Çünkü aşırı sıcak var. Bu sıcaklarda olmadı yani. Belki gübre falan hani diyorum ya, kimyasal gübre atılsa olurdu. Olmadı. Bakın fasulyeler falan böyle 2-3 tane ancak kaldı. Vallahi olmadı. Aşağı tarafta da var. Şurada bir tanecik domates fidanı, bir iki tane kalmış. Şunu da var bakın. Sıcakta olanlar olmadı. Şöyle şurada da var. O biberler de öyle. Bakın. Şuradaki biberler de hiç olmadı. Görünen. O salatalıklar filan çok az az döküyor. Şurada börülceler var. Onlar filan hiç dökmüyor arkadaşlar ya. Dediğim gibi belki sıcaktan diye düşünüyorum. Fikri olan varsa söyleyebilir. Vallahi
Fasulyeler serinlikte anca mı döker aşağıdakiler bilemedim. Ama inanılmaz sıcak var. Gökova bu taraf, Çıtlık tarafında. Çok sıcak, çok. Semizotları da ne güzel çıkmış. Sulandıkça semizotu çıkıyor anca. Onu da çok seviyorum biliyorsunuz. Hem yemeğini hem böyle yoğurdun içine koyup yemeği, işte ne bileyim, sarımsaklı, yoğurtlu, içi naneli filan, içine de semizotu, çok güzel olur. Yukarıdan gösterdim, yere indim şimdi de. Bakın dediğim gibi böyle küçük küçük kaldılar. Çok da döktüğü yok biberlerin. Bakar mısınız, patlıcanlar kocaman ama hiç dökmüyor. Sebzesi yok yani. Dediğim gibi fikri olan yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Hani ne yapmak lazım bilen arkadaşlar varsa. Okurum önerilerinizi, uygularız. Böyle. Bugünkü kapanışımızı bu şekilde yapayım arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı, sevginizden dolayı hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.